Günolur'da genellikle siyaset konuşuyoruz, seçim sürecini konuşuyoruz, siyasilerin demeçlerini konuşuyoruz. Daha az konuştuğumuz konular sanatla, kültürle ilgili olanları ama onlar daha belki de önemli olanı, daha kalıcı olanları. Kalıcı deyince Türkiye'nin sanat ve kültür alanına 60 yıldır damgasını vurmuş olan tiyatronun belki de en seçkin ismi şu anda bizim yanımızda konuğumuz Genco Erkal. Bugün onunla söyleşi yapacağız. Genco abi hoş geldin. Hoş bulduk. Senin sanat yaşamının 60. yıl dönümü evet. Ve Dostlar Tiyatrosu'nun da 50. yıl dönümü. Evet. Uzun ve çok değerli bir yol bu. Bu uzun yol içinde bugünkü sanat kültür ortamı yaptıklarınla, yaşadıklarınla, karşılaştığın sorunlarıyla nasıl bir yer tutuyor? Çok ilginç tabii bizim ülkemiz ilginç bir ülke. Çok büyük şu 60 yıl içinde. İlk başladığımda 59-60 işte 27 Mayıs öncesi Beyoğlu'nda provaya gidiyoruz, çıkıyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz Taksim'e kadar falan. Onun arkasından 12 Mart var, 12 Eylül var. Hem tiyatro yapıyoruz ama son derece de çalkantılı bir politik ortamda yapıyoruz. Ve üstelik ilk 10 yılı saymayayım daha ciddi şeydi, daha sanatsal yıllardı. Sonradan politik tiyatro yapıyorum. Üstelik bu olaylarla da çok iç içe bir tiyatro yapıyorum. O çalkantılı dönem içinde tabii bütün yükü taşıdık. Yasaklamalar oldu, sansürlemeler oldu, gözaltılar oldu, şu oldu, linç edilme tehlikesi oldu, bomba atıldı açık hava tiyatrosuna. Yani heyecanlı bir yaşam geçirdim. Evet. Bugün nasıl? O günlerden sonra bugün. Hani bu kadar yıl sonra bir rahata erme hayır. isteği olur ya, o rahata erdin hayır, mi abi? Yok yok. Daha kötü. Bence daha kötü çünkü... En baskılı dönemlerden biri olan Kenan Evren'in 12 Eylül döneminde bile biz muhalif kimliğimizle devletten, Kültür Bakanlığından yardım alabiliyorduk ve 25 yıl sürekli hiç kesintisiz şeyler değişti, hükümetler değişti ama hiç o şey kesilmedi. Çünkü Dostlar Tiyatrosu'na bir saygı vardı Kültür Bakanlığında. Gezi olaylarından sonra birdenbire her şey değişti. Biz kara listeye alındık. Ondan sonra artık devlet tiyatroları salonlarına girmek çok zor. Devlet tiyatrolarının yaptığı Adana Festivali gibi tiyatro festivallerine katiyen sokulmuyoruz. Muammer Karaca Tiyatrosu'ndan atıldık malum. Yani biz kara listeye alındık. İşin tuhafı sponsorumuz vardı, adını anmayacağım şimdi. O bile kesti parayı. Çünkü korkuyor. İş adamları müthiş korkuyor. Bunlara yardım ettiğim ortaya çıkarsa bana bir şey derler. Korkusuyla onlar da çekildiler. Yani biz tamamen kendi yağıyla kavrulan, seyircisine güvenen bir tiyatroyuz. Yani seyircimiz olmasa biz ayakta duramayız. Allah'tan öyle bir şey var ki bu olayların gelişmesiyle birlikte genç izleyici özellikle bize çok sahip çıkıyor. Yani bütün oyunlarımıza bu genç izleyici ilgi göstermiyor diye bir süre şikayetimiz vardı. Özal dönemi diyelim. Çok apolitik bir gençlik çıktı ortaya. Onlar hep derdi ki memleket meseleleri sen unut, sen kendi çıkarına bak, köşeyi dönmeye bak bir an evvel gibi bir felsefe yayınlandı. O dönemde bizim gene sadık bir seyircimiz var, kır saçlı, beyaz saçlı, onlar hep geliyorlar. Beyaz saçsız. Beyaz saçsız. Evet, onlar hiç bizi bırakmadılar, geliyorlar ama gençler yok. Panik olduk, dedi ki biz müzelik olduk galiba, tam dinozor deniyor ya işte. Gelmiyor kimse. Fakat Sivas 93 oyunundan itibaren o kaybettiğimiz genç izleyici, üniversiteli izleyici yeniden başladı. Zaten o zamana kadar işte politikayla hiç ilgilenmiyor, bu ne biçim gençlik falan dediğimiz adamlar birdenbire gezi olaylarıyla ortaya çıktılar. Demek ki onların işlerinde müthiş bir gizil güç varmış da bir mecra bekliyormuş. Oradan çıktılar ortaya. O yüzden işte
iktidardakiler çok rahatsızlar bu konudan. Çünkü hiç beklemedikleri bir yerden müthiş bir bilinçlenme ve isyan çıktı ortaya. Evet. İşte o insanların isteklerine çok cevap veriyor bizim oyunlarımız. Marx'ın Dönüşü olsun, işte Aziz Nesinler olsun, Nazım Hikmetler olsun ve şimdiki yeni oyunum Merhaba'da da bütün bu yazarları bir araya getiriyorum. Geldikleri vakit seyirciler, işte bak bunu söylemek istiyoruz. Bak kimse söyleyemiyor bunları. Bunlar söylüyorlar. Gidip görelim diyorlar. Harika. O güzel harika. Bir birliktelik oluyor. Tam bu noktada şu konuda görüşünü merak ediyorum Genco abi. Şimdi iktidar güç demek. Her alanı alıyorlar. Siyaseti, ekonomiyi, basını vesaire vesaire. Bununla birlikte bir sanat kültür alanına bir türlü damgasını basamama sıkıntısı var. Ne oluyor, nasıl oluyor, niye buna damgasını vuramıyor iktidar? Onların felsefesiyle sanat, yaratıcılık mümkün değil. Onlar köle arıyorlar, biat etmiş köleler arıyorlar. Ve öyle bir kul arıyorlar diyelim. Vatandaş aramıyorlar, demokrat, yurttaş aramıyorlar. Onlar her dediklerine evet diyecek bir sürü arıyorlar. O insanların içinden de sanatçı ve yaratıcı çıkamıyor. Zaten sanata çok kötü gözle bakıyorlar. Baleye mesela belden aşağı sanat diyor başımızdaki adam. Şimdi gene barok operadan falan bahsetmeye başladı yeni AKM ile ilgili olarak. Yani o laflar da dökülüyor üstünden. Çünkü hayatında ne bir senfonik konsere gitmiş ne bir operaya gitmiş. Bale zaten zinhar. Rahatsız ediyor onu oradaki görüntü. O yüzden onlardan bir şey çıkmaz. Ama durdurma açısından çok başarılılar. İşte medyayı satın aldılar. Her şeyi satın aldılar. Şeyde de çok aşırı bir baskı uyguluyorlar. Dolaylı. Mesela muhalif olan kişiler, işte dediğimiz gibi yardımları kesiyorlar falan ayrı. Televizyonda rol almasına engel oluyorlar. Listeleri var. Zaten TRT'ye falan çıkamazsın da. Yani özel televizyonlara bile bunlar olmayacak diyorlar. Yani insanların ekmeğiyle oynuyorlar. Bu adamlar hiç politik olmayan bir takım dizilerde, çok ticari dizilerde oynuyor. Onlara bile yani silmek için oyunlar yasaklanıyor. Müthiş bir baskı var yani. Peki biraz siyasete girdik de sanatla birlikte girdik aslında. Ondan ayrılarak bir küçük soru soracağım. Senin önümüzdeki doğum gününden 3 gün sonra bir seçimler olacak. O seçim sonrasında Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine inanıyor musun? İnanamıyorum doğrusu. Çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda bir takım şöyle böyle yollardan çeşitli referandumlar şaibeli benim gözümde. Aynı şekilde seçimler sonucu bir düzen geldi, yerleşti. Yani öyle bir düzen ki artık meclis falan yok ortada. Öyle bir orası bir tiyatro salonu diyebiliriz. Figüranlar dolaşıyor ortada. Çünkü hiçbir fonksiyonları yok. Orada dolanıyorlar yani. Bugüne kadar o seçimlerden beri oradan bir ses çıktığını duydunuz mu? Yok. Her şey tepede, sarayda hallediliyor. Bakanlıklar bile memur hepsi. Bir kişi yönetiyor hepsini. Yani şundan bir şekilde son şans diyeceğim. Yok kardeşim. Sonra da millet bunu istiyor. Millet bunu istiyor diyorlar. Diyor. Yahu %50'si en az istemiyor. Millet dediğin senin milletin mi? Diğeri millet değil mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? İşte onlara aslında şu ülkenin yarısından fazlası başka türlü düşünüyor. Aklını başına topla demek için bir şanstır şu önümüzdeki seçimler, belediye evet. seçimler. Özellikle 3 büyük il yani müthiş bir muhalefetin ağırlığını koyabileceği bir alan yaratılmış. Orada bekliyor. Ama ne adaylar belli, ne bir politika belli. İnsanlar oturmuşlar, senin koltuğun, benim koltuğum. Birbirlerine giriyorlar, bir takım gizli hesaplar.
Yani hiç ümit yok ortada, benim gördüğüm bir ümit yok ki, olması lazım yani. Gene de hani çok da şey yapmayalım, belki de bir şeyler olur. Yani peki, bizim işimiz ümit vermek, çünkü seyircilerimize de kendimiz çok karamsar olduğumuz zamanlarda bile ümit vermek için onları yüceltmek, onları o tiyatrodan çıkarken oh be bak şunları da söylediler, ben de aynı şeyi düşünüyorum, buradan gönenerek çıktım dedirtmek istiyorum. Şimdi burada da bir ümit vermek istiyorum ama yani çok üzücü durum. Peki yine de ümit ve güç veriyorsun 10 yıllardır sanatınla, tiyatro oyunlarıyla. Oraya gelelim. Bugün neler yaptığını sormak istiyorum ama bir tanesi tabii demin de başlangıçta söyledin. Merhaba diyorsun. Evet. Hani 60 yıl sonra belki insan veda der ama sen merhaba diyorsun. Bu harika bir şey, mesaj. Ve orada sanırım içerikte 5 önemli isim var senden. Evet. Hep duymaya alışık olduğumuz Nazım, Aziz Nesin, Can Yücel, Bertolt Brecht. Ve senin siftahını yaptığın Shakespeare. William Shakespeare. Evet. Anlatır mısın? Shakespeare'e biraz bir borcum olduğunu düşünüyorum. Yani çok sevdiğim bir yazar ama bu profesyonel kariyerim içinde bir tek Gülüsürür Engin Cezar Tiyatrosu'nda Engin'le beraber Otello, Iago beraber oynadık. Tek Shakespeare oyunum bütün bu 60 yıl içinde. Böyle bir borcum var diye düşünüyorum. Onu hiç olmasa dedim şu 5 yazarın içine katayım da karınca kaderince ona karşı borcumu kısmen ödeyeyim. Şimdi bu oyun aslında benim kariyerimin özeti diyebiliriz. Bir retrospektif. Yani en başından beri, çünkü Nazım Hikmet'i 75'ten beri değişik oyunlar. Aziz Nesin'i 73'ten beri değişik oyunlarla, Can Yücel 2000 ama Brecht gene 68'den beri oynuyorum Brecht'in çeşitli oyunlarını. Yani bunlar benim kariyerimin ana can damarları olan yazarlar. Ve çok şaşırıyorum tabii 50-60 yıl önce yazdıkları eserler sanki bugün yazılmış kadar güncel. Shakespeare'e ne diyeceğiz? O 400 yıl önce yazmış bunları. Ama zannedersin ki bugün bizim için yazmış bunları. Çünkü saraylardan bahsediyor. Krallardan bahsediyor. Kralların sonunu anlatıyor. Yani çok bize uygun şeyler anlatıyor. Çok hoşuma gidiyor. Kısa süre önce başladı galiba bu, değil mi? Gösterime girdi ayın başında. Evet, evet. 1 Aralık'ta başladı. Nasıl? İlgi görüyor mu? Çok. Çok tuhaf bir şey oluyor, enerji oluyor aramızda seyirciyle. Yani artık sonunda bırakmak istemiyorlar. Öyle bir coşkulu tezahürat oluyor ki sanki böyle boynuma sarılıyorlar gibi oradaki 500-600 kişi. Çok çok büyük bir keyif onu hissetmek. Ama dedim ki işte bu kadar yıl yaptım geldim. Bu da böyle bir 60. yıl noktası diyelim. Bir armağan. Hem kendime hem seyircilerime armağan. Harika, harika. Başka neler var? Bu ara öbür oyunlarımız devam ediyor. Yaşamaya dair devam ediyor. Gene Nazım'dan. Bir Deli'nin Hatıra Defteri devam ediyor ki o da 1965'ten beri oynadığım bir oyun. Şu anda 800. falan oyuna yaklaştı yıllardır. Sayılar. Canlandırmak zor bunları. Evet. Şimdi evet şey de öbürü de 350 oldu yaşamaya dair. O gezi sırasında başlamıştı. Böyle devam ediyor. Bir de İnsanlarım diye gene tek kişilik bir Nazım Hikmet oyunu var. Onu da yabancı ülkelere davet edildiğim zaman gidip oralarda oynuyorum. Böylece 4 oyun şeyde devamlı dönüşüm halinde oynanıyor. Böyle bir bunlarla ilgili ya da başka şeylerle ilgili yüzlerce anın vardır ama şu an aklına gelen bir şey, bir oyunla ilgili ya da bu eserlerle ilgili öyle bir şey paylaşıyor. Böyle soru soruldu. Evet, bunlar kötü sorular biliyorum. Evet. İşte birden unuttuğun oldu mu mesela bunlarla? Olmaz olur mu? Ne yapıyorsun abi? Sahnede unuttun. İşte onu geçen gün birileri söylüyordu. O bir şey yapar mutlaka, kurtarır durumunu. Çünkü
Eyvah diyorum mesela birdenbire. Bir yorgun. Ben çok şeyi birden yapıyorum. Yani tiyatronun ışıklarınla da ben ilgiliyim. Dekorunla da ben ilgiliyim. Yönetmenim aynı zamanda. Uyarlayıcıyım. Basın halk ilişkilerini bile ben yapıyorum bir sürü zamanda. Kafam gidiveriyor. Başka bir şeye gidiyor. O çok tehlikeli. Tam böyle giderken birdenbire bir boşluk olabiliyor. Her zaman olmaz tabii. Çok ender olur ama bir an şöyle bir şey olur. Ondan sonra oradan değilse bile başka bir yerden bir çengel atıp tekrar toparlıyorum. Evet, evet. Peki son sorum olsun. Bu da beklenmedik bir şey olsun, bir sürpriz olsun. Bir şiirle bitirelim. Her zaman ben böyle veda ediyorum. Biraz banalleşti belki de sonraki programda buluşuruz falan ama bu programın sonunda ben susayım. Genco Erkal konuşsun. O hangi şiiri konuştursun? O onun sorunu olsun. Evet. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup da deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek, hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat. Senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin. Canım kardeşim. Böyle bitirelim.